hoş geldiniz. Konumuz sebep-sonuç cümleleri. Yaşadığımız olayların bir sebebi vardır. Bu sebeplerden kaynaklı sonuçlar yaşarız. İşte böyle cümlelere sebep-sonuç cümleleri diyoruz. Sebep-sonuç cümlelerini oluştururken kullandığımız bazı kelimeler var. Bunlar çünkü, için, bu nedenle, dolayısıyla, bu yüzden. Şimdi örneklerimize bakalım. Yere düştüğü için ağladı. Buradaki olayın sonucunda ne yaşanmış? Çocuk ağlamış değil mi? Ağladığı sonuç olacak. Peki ağlamasının sebebi ne? Bakın cümlede yazıyor. Yere düşmesi. Bu da sebep olacak. Sebep ve sonucun cümlede yer alması gerekiyor. İkinci cümlede parka gidemedim çünkü hastayım. Buradaki olayda sonuçta ne yaşanmış? Parka gidememiş. Parka gidemedim sonuç olacak. Yaşadığı olayın sonucu parka gidememesi. Parka gidememesinin sebebi ne? Cümlede yazıyor çocuklar. Hastayım. Sebep de bu olacak. Birinci cümlede bakın sebep başlarken ikinci cümlede sonda oldu. Yani yerleri farklı olabilir. Bu durumda sakın karıştırmayın. Çok yorgundu. Bu nedenle erken uyudu. Yaşadığı olayın sonucunda erken uyuma gerçekleşmiş. Burası sonuç olacak. Peki erken uyumasının sebebi ne çocuklar? Cümlede yazıyor. Çok yorgun olması. Sebep de burası olacak. Bakın cümleyi oluştururken bu nedenle söz grubunu kullanmış. Hayvanları çok seviyor. Bu yüzden kedi besliyor. Cümlenin sonucunda yaşanan olay ne? Kedi beslemesi. Sonuç bu. Peki sonucun sebebini bulacağız. Kedi beslemesinin sebebi hayvanları çok seviyor olması. Sebep bu. Cümleyi oluştururken bu yüzden kelime grubu kullanılmış. Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza aldı. Yaşadığı bu olayın sonucunda ne olmuş? Ceza almış. Sonuç burası olacak. Ceza almasının sebebi ne? Cümlede yazıyor. Kırmızı ışıkta geçmesi. Sebep. Cümleyi oluştururken için kelimesini kullanmış. Çiçekler solmuştu çünkü sulamıyordu. Burada bir olay yaşanmış. Olayın sonucu ne çocuklar? Çiçeklerin solması. Bakın burası sonuç olacak. Peki çiçeklerin solmasının sebebi ne? Cümlede yazıyor zaten. Sulamaması. Burası sebep olacak. Diğer cümle karnım acıktı. Bu yüzden simit aldım. Bakın sonuçta simit almış. Yani olayın sonucunda simit aldığı için burası sonuç olacak. Simit almasının sebebi ne? Karnının acıkması. Sebep. Arabası bozulunca yolda kaldı. Yaşanan bir olay var. Yolda kalmış bu olayın sonucunda. Sonuç burası. Peki yolda kalmasının sebebi ne? Arabasının bozulması. Sebep burası olacak. Konumuzu bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.